بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محمد اكبال diyor دن dün şeyhi elinde fener şehirde dolaşırken gördüm dün üstadı şehirde elinde fenerle dolaşırken gördüm dedim ki üstad ne ararsın cevap verdi bu lapacı yoldaşlardan arkadaşlardan usandım artık. Efsane kahramanı Allah arslanı Rüstem arıyorum." dedi. Dedim ki biz çok aradık ama bulamadık. Dedi ki ben de o bulunmayanı arıyorum. İşte o aranıp da bulunamayanlardan belki de artık bulunamayacak olanlardan birinin hatırasını yad etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bu toplantı o yüce Allah velisinin hatırına, o büyük insanın, o güzel insanın, o yüce velinin hatırına. Allah hepinizden razı olsun. Hani kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sorulmuştu ya, ya Resulallah men evliyaullah Allah'ın veli kulları kimlerdir acaba? Efendimiz buyurmuşlardı ki Ellezine iza ru'u Allah, görüldükleri zaman onlar öyle insanlardır ki görüldükleri zaman Allah hatırlanır. Ladikli Hacı babamız, Hacı Ahmet Efendi amcamız, üstadımız, Hacı Veysade hocamız ve sair büyüklerimiz hep görüldükleri zaman Allah hatırlanan insanlardır. Rabbim gönüllerimizi onların sevgisiyle doldursun. Bizleri onların yolunda eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah dostlarının sevgisi cennete girmenin anahtarıdır. Hani Yunus der hoca Yunus'umuz da öyle söylüyor. Yunus der hoca istersen var bin hacca cümlesinden iyice bir gönüle girmektir derya Yunus'umuz, koca Yunus. Becerebilirseniz, yol bulabilirseniz, istidadınız varsa öyle bir gönüle girmenin çaresini arayın. Öyle bir gönüle girmenin yolunu bulun. Öyle bir gönüle girmenin derdi içerisinde olun ki onların sevgisi, onların muhabbeti, onlarla beraber olmak onlara onlara benzemeye çalışmak cennete girmenin yoludur ve de anahtarıdır. Hani bir zat gelmiş kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman ya Resulallah diye sormuştu. Efendimiz buyurdular ki sen kıyameti boş ver. Ne hazırladın ondan haber ver. Ya Resulallah Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım Öyle olunca buyurdu ki Efendimiz Kişi sevdiğiyle beraberdir El mer'üme amen ehabbe Değerli kardeşlerim Bu toplantıların gayesi bu Bir gönüle girmeye yol bulmak Onlar ölümsüz insanlar onlar ölümsüz kişiler. Eğer onların gönüllerinde, eğer onların ruhlarında veya ruhaniyetlerinde yerimiz olursa, umarım ki Cenab-ı Hak Hazretleri bizleri onlara bağışlar ve onlara olan sevgimizle bizi onlarla beraber haşreder. Sonra da beraberce cennete gireriz inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim, zaman biraz daralıyor. Diğer hoca kardeşimiz de konuşacaklar. Öyle olunca ben sözü pek fazla da uzatmayacağım. Zaten gaye hasıl olmuş durumda. Yıllardır Cenab-ı Hak Hazretleri daha nice yıllar fırsat versin inşallah. Osman hocamız, Hacı babamızı, Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızı kısaca size tanıttılar. Eh ilahi okuyan kardeşlerimiz de dillerine, yüreklerine sağlık gönlümüzün ve kulaklarımızın pasını sildiler. Biz de şöyle teberrüken siz kardeşlerimizle birkaç kelime sohbet edeceğiz. Ama şu topluluk, şu cemaat, şu birliktelik, şu beraberlik gösteriyor ki sebep olanlardan Allah razı olsun gaye hasıl olmuştur. Bir Allah dostunun bir hak velisinin hatırına uzak yerlerden Sadece Konya'dan ve kazalarından değil Afyon'dan gelen kardeşler gördüm. Manisa'dan gelen, İzmir'den gelen kardeşlerimiz var. Benim bilemediğim muhakkak Ankara'dan, İstanbul'dan gelen kardeşlerimiz var. Değerli kardeşlerim, bizim öyle bir Allah'ımız var ki bir karış gelene bir adımla bir arşın gelene bir kulaçla yürüyerek gelene koşarak cevap veren bir mevlamız var. Siz hepiniz buraya Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızası için bir hak dostunun velisinin ruhunun hoşnutluğu için geldiniz. Emekler boşa değildir. Onun için gaye hasıl olmuştur diyorum. Değerli kardeşlerim onlar Öldüğü halde ölmeyen insanlar. Ölümsüzler onlar. Tahmin ediyorum ki ruhları hala arz üzerinde manevi vazifeler icra etmektedir. Şehitler için Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde onlara sakın ölüler demeyin diye buyuruyorlar biliyorsunuz. Allah dostları, Evliyaullah hayatlarında da hayatlarından sonra da da bu konuda yazılmış Kuşeyri Risalesi gibi, Nefahatül Öns gibi, İbriz gibi değişik kitapları okuyunuz. Kimilerinin görevleri vefatlarından sonra da devam eder. Hatta diyor büyüklerden bir zat biz manevi görev icabı Gari Hira'da, Nur Dağı'nda toplanırız mühim meselelerde toplantımıza kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem başkanlık eder. Efendimizin gelmediği zamanlarda zamanın sahibi toplantıya başkanlık eder. İçimizde hatta o toplantılarda zaman zaman Fatıma Zehra annemiz veya diğer hanımlarda bir kenarda bulunurlar. Sağ olanlar gölgesi yere düşer oradan biliriz vefat edenlerin gölgesi yere düşmez onların da vefat etmiş olduklarını oradan tespit ederiz der. Değerli kardeşlerim bu dünyanın nizamının perde gerisinde bizim göremediğimiz ve bilemediğimiz çok değişik bir nizamı var. Çok değişik bir nizamı var arzu edenler Kur'an-ı Kerim'e Kehf suresine Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam kıssasına müracaat etsinler. Peki hocam biz de onlar gibi olabilir miyiz? Allahu alem. Allahu alem. Niye olmasın ki? Niye olmasın ki? Rabbim lütfetsin inşallah. Rabbim ihsan buyursun, ikram etsin inşallah. Ama doğrusunu isterseniz bu velilik, velayet işi kesbi midir vehbi midir? Yani sonradan çalışılmakla mı kazanılır yoksa hak vergisi midir? Evliyaullah anasının karnındayken mi hak velisidir? Her ikisi de diyeceğiz. Her ikisi de diyeceğiz. Evet istidat, evet fıtri istidat çok önemli. Çok önemli. Hatta büyükler veli olan daha evvel ana karnından evvel babasındayken bile velidir de demişler. Ama işte çocukluğunda çocukluğunda fevkalade hallerini gördüğümüz büyüklerimizin hali buna şahit. Ama hiçbir veli de asla yatarak, asla uyuyarak, asla kulluğu ihmal ederek veli olmamıştır. Sadi'nin dediği gibi o yaban merkebi denilen hayvan çok süratli koştuğu için diyor onu koşarak kimse yakalayamadı ama yakalayanlar yine peşinden koşturanlar oldu. Yakalayanlar yine peşinden koşturanlar oldu. Gayret etmeli, çalışmalı, çabalamalıyız değerli kardeşlerim. Evliyaullah nasıl insanlar, veliler nasıl nasıl büyük kişiler ve onların hali. Bir hadisi kutsiyi çok kısaca arz etmek istiyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri bize aktarıyorlar. Cenab-ı Hak Hazretlerinden şöyle buyurdular. Hadisi kutsi diyoruz. Rabbimiz buyuruyorlar ki Men adali veliyen fekad adentuhu bil harb benim velilerimden birine kim düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Benim dostlarımdan, benim evliyamdan ki genel manada bütün müminler velidir. Öyle olunca Cenab-ı Hak Hazretleri Allahu veliyyüllezine amenu ayeti kerimesinde de işaret buyurulduğu gibi bütün müminlerin sahibi ve bütün müminlere umuyoruz ki düşmanlık edenlere harbi ilan eder. Ama özel manada, has manada gerçek Allah dostlarına, evliyaullah'a sakın ha diyorum. Gönlümüzden bile bir şey geçirmeyelim sakın ha bırakın fiiliyata dökmeyi. Gönülden bile geçirmeyelim çünkü onların en büyük düşmanları Allahu Zülcelal Hazretleridir. Hacı ve hocamız rahmetullahi aleyh hayatı boyu böyle söyleyerek yaşamışlar. Babam günahın büyüğü iki. Biri evliya Allah'a taş atmak, ikincisi de faiz yemek. Defaatla bunu babamdan duydum. Babamdan duydum deyince akşam beraberdik. Dedim yarın Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın, Hacı babamızın vefat yıldönümü müs münasebetiyle program var. Selamınızı götüreyim cemaate babacığım dedim. Tüm cemaate ayrı ayrı selam söylediler, dua istiyorlar efendim. Ben de sizin selamınızı olduğu gibi götüreceğim inşallah. İmkanımız olsaydı getirmek, getirmek isterdik ama üzeriz diye bıraktık. Cenab-ı Hak Hazretleri hadisi kutsi de devamla buyuruyorlar ki وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْد۪ي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ مَفْتَرَطُّهُ <عَلَيْه> Gençler, bilhassa genç kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor. Bana kulum en çok kendisine farz kıldığım amellerle yaklaşır. Ben kulumdan en çok farz kıldığım amellerin ifasını severim. Öyleyse hayatınızın gidişini, gidişatını Ladikli Hacı babamızın hatırına şu güzel, şu bereketli sahayı dolduran tüm genç kardeşlerden rica ediyorum. Hayatınızın gidişini günde beş defa durduracak ve Ya Rabbi işte ben buradayım diyeceksiniz. Beş vakit namazlarınızı mutlaka kılacaksınız. O zaman o zaman Hacı babamız Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız sizi ruhuyla kuşatır. O zaman sizi alnınızdan öper. O zaman daha çok sever. Hadisi kutsi devam ediyor. Ve la yezalu abdi yetekarrabu ileyye bin nevafil hatta uhibbehu. Kulum bana nafilelerle öyle yaklaşır ki ben onu severim. Değerli kardeşlerim, farz ibadetler kişiyi cennete götüren fil dişi caddeler, fil dişi otobanlardır. Virajı yok, tehlikesi yok, rampası yok, inişi yok, çıkışı yok. Bir kişi farzları kılmaya devam ediyor mu? Farzları ifa ediyor mu? Allah'ın izniyle yolu cennete. Ama ben cennete uçarak gitmek istiyorum diyorsanız, ben cennete kanatlı olarak uçmak istiyorum diyorsanız nafilelere devam etmeniz lazım. Nafile ibadetler manevi terakkinin, Allah katında yücelmenin en kolay yoludur. Gecenin teheccüdü sabahın işrakı veya duha namazı, evvabin, abdest şükrü ve sair pazartesi perşembe oruçları. Bugün Recep-i Şerif'in biri, üç aylarımız hakkımızda mübarek olsun inşallah. Resulullah'ın duası ile dua ediyoruz. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan ya Rabbi Recebi ve Şabanı bizim için mübarek kıl. Sağlıkla ve sıhhatle, afiyetle, nurla ve bereketle Ramazan'a eriştir bizi. Eğer burada olmasaydık oruç olacaktık. Yarından itibaren tutarak inşallah telafi edelim. Değerli kardeşlerim, nafileler çok önemli. Nafilelere devam etmek lazım. O kulumu severim diyor alemlerin yüce Rabbi. Fe iza ahbabtuhu kulumu sevdim mi? Bakın bakın değerli kardeşlerim şu güzelliğe şu berekete bakın. Bir kulumu da sevdim mi? Kuntu semahul ladhi yesma'u bi. İşiten kulağı olurum. Ve basarahul ladhi yubsiru Gören gözü olurum. Ve yedehulleti yaptışu biha. Tutan eli olurum, vericile hulleti yemşii biha, yürüyen ayağı olurum ve fuaduhu lezii yaqulu akleden gönlü ve kalbi olur, ve lisahuhu lezii yetekellamu bihi, konuşan dili olurum. Ve le insaelani lu'tiyanna benden bir şey ister. Ya Rabbi der, dua ederse onu mutlaka verir. Neden neden de bana sığınırsa onu mutlaka korur ve muhafaza ederim. Ladiklacı babamızın kerametlerinin nasıl zuhura geldiğini ben şimdi daha iyi anlıyorum. Nasıl nasıl semada uçarlardı. Nasıl ateşte yanmazlardı. Nasıl denizde yürürlerdi. Ya bir bir kış günüydü diyor babam. Hacı babamızı ziyarete gittik. Ladikli Hacı Ahmet ağamızı ziyarete gittik. Gece yarısı olduğu zaman dedi ki efendiler odadayız diyor. Bakın işte yatak var, yorgan var, abdest ibriği var, leğen var. Dileyen abdest tazelesin, isteyen istirahat etsin ben göreve gidiyorum dedi diyor. Bize gelirken Gittiğin yerlerden bir hatıra getir dedik diyor. Kış ortasıydı. Yıl 60'lı yıllar değerli kardeşlerim. Sabah namazından sonra döndü. Döndüğü zaman bize diyor üzüm getirmiş. Kış ortasında dalından yeni kopmuş üzüm. Biraz evvel bunu sizin için Endonezya'dan satın aldım dedi diyor. Biz o gece o üzümü yemiştik diyor. Ben babamdan defaatla bu hatırasını duydum. Yürüyen ayak nasıl oluyor? Allah isteyince oluyor. Uzakları görüyorlar. Gören gözü olurum diyor. Cenab-ı Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Medine'de oturuyor. İslam orduları başkomutanı Sariye'ye ta nihavende sesleniyor. Ya Sariye cebel el cebel. Sariye dağa çekil, dağa çekil. Medine'den üç aylık mesafeye ses nasıl duyulur dersiniz? Allah duyuruyor, Allah duyuruyor. Daha Nice kerametler ve güzellikler değerli kardeşlerim. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız onların sevgisinde daim kılsın. Hilyetül Evliya diye hocalarımızın bildiği çok kıymetli bir eser var. Eser var Hafız Ebu Nuaym'ın. Orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ediyor Hafız Ebu Nuaym. Cenab-ı Hak kabrini cennet etsin. Bizleri de şefaatine nail kılsın inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki halkın içerisinde Allahu Zülcelal Hazretlerinin sevdiği kullar vardır ki bunlar 300 tanedir. Bu 300'lerin kalbi Adem aleyhisselamın kalbi üzredir. Yine halkın içerisinde 40 kişi vardır ki hani bizim 40'lar dediğimiz bunlar Musa aleyhisselamın kalbi üzredirler. Yine halkın içerisinde Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız biz biliyoruz ki yedilerdendi Hazret. Yedi kulu vardır ki bunlar İbrahim, Halilullah İbrahim aleyhisselamın kalbi üzredir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Beş kul vardır ki Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve seçtiği bunlar Cibril aleyhisselamın, Cebrail'in kalbi üzredir. Üç kul vardır ki bunlar Mikail aleyhisselamın hali ve tavrı kalbi üzredir bir kulu da vardır ki bu alemde tektir İsrafil aleyhisselamın hali ve tavrı üzredir. Bunlardan o tek olan vefat ederse üçlerden biri onun yerine çekilir. Üçlerden biri vefat ederse hadisin devamı böyle geliyor. Yedilerden biri onun yerine vazife alır. Yedilerden biri va vefat ederse, kırklardan biri, kırklardan biri vefat ederse, üç yüzlerden biri, o üç yüzlerden biri vefat ederse, halkın içerisinde rızkı, burayı ben parantez içerisinde söylüyorum, rızkı temiz, kanı temiz ahlakı temiz, ahlakı Muhammedi olan, yaşantısı pırıl pırıl olan, aile hayatına dikkat eden, şeriatla amel eden, güzel kullardan bir tanesini Cenab-ı Hak o üç yüzlerin içerisine çektirir. Bunlara biri diğerinin yerine geçtiği için halk içerisinde tasavvufi tabirle ebdal denilirmiş değerli kardeşlerim. Ebdal. أبو اليسامر خندي حضرته وقلت لهم بعد صلاة المسلمين ادعوا للمسلمين اللهم ارحم أمت محمد اللهم أصلح أهوال أمت محمد اللهم تجاوز عنا وعن سيئات أمت محمد اللهم اجعلنا من الكاملين في أمت محمد اللهم ادفع البلاء والمصائب والفتن والظلم عنا وعن جميع أمت محمد لذلك من يدعو للمسلمين يدعو لهم أن يكونوا aday olan kişilerdir diyor Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. Öyleyse halimizle, yaşantımızla, ahlakımızla Muhammedi çizgi üzre olalım ve de ümmeti Muhammed'e duaya devam edelim. Zaten kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir diye buyuruyor biliyorsunuz. Hadis-i şerifin devamında buyuruluyor ki fihim yuhyi ve yumit. Bunlardan görevli olanlar vardır ki öldürenler vardır, diriltenler vardır. Ve yumtiru ve yumbit. Yağmur yağdıranlar, nebatatı bitirenler vardır. Ve yedfaul bela müminlerin ve insanların üzerinden belaları defedenler vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın emriyle bu Vazifeleri ifa edenler, bu görevleri ifa edenler vardır. Bu ebdalin dört ahlakı varmış. Kısa kısaca onu da özetleyeceğim. Hacı babamızdan da bir iki hatıra anlatıp çok kısa sözümü tamamlayacağım. Bugün acele etmeyeceksiniz. Namazı birazcık geciktireceğiz. Zararı yok canım. Benden sonra hoca kardeşim de konuşma yapacak. Öyle olunca namaz vakti geliyor geçiyor diye telaş etmeyiniz. Zaten sıcak zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biraz böyle öğle namazını geciktirirlerdi. Sıcağımız her ne kadar Medine kadar değilse de maşallah varik Allah. İslam büyükleri, evliya Allah, Allah dostları bu ebdal dediğimiz hani biri diğerinin yerine manevi vazifeye geçen insanların ahlakını Dört ana merkezde topluyorlar değerli kardeşlerim. Bir, el-rahmetu ve şefka lil halk. Allah'ın yarattığı bütün varlığa bilhassa insana merhamet etmek, merhametli olmak. Bütün varlığa, bütün bütün yaratılmışlara, Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığı bütün mahlukata hatta en zayıf olana en çok merhamet. Onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Errahimune yerhamuhumur rahman Merhametli olanlara rahman olan Allah merhametle muamele eder. Öyleyse siz arzdakilere merhamet edin ki semadan size rahmet insin diye buyururlar. İkincisi selametü sadr. Herkes hakkında iyi ve güzel şeyler düşünmek herkese gönlü açık insan olmak, herkesle ülfet edebilmek, kimseyi aldatmayı veya kimseye ihaneti asla düşünmemek. Ki bu biliyorsunuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ahlakıdır. Cenabı Enes radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerine evladım Enes yavrucuğum sakın kimseyi aldatmayı ömrün boyu düşünme tamam mı diye nasihatte bulundular ve dediler ki işte bu benim ahlakımdır benim ahlakımı benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur beni seven de cennette benimle beraber olacaktır üçüncüsü sehavetün nefs sahi olmak cömert olmak dağıtan insan olmak veren el olmak büyüklerin ahlakıdır. Çünkü sehavet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Çünkü cömertlik alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin ahlakıdır ve sıfatıdır. Dördüncüsü bütün müminlere, bütün Müslümanlara nasihat diyor kitaplarımız. Herkese iyilikte tavsiyede, iyilik tavsiyesinde bulunmak, emri bil maruf, nehi anil münker yapmak, inananlara tavsiyelerde bulmak, bulunmak, onlara nasihat etmek, bir şeyi istişare ettikleri zaman en doğruyu, en güzeli söylemek. Sadece kendisini değil, bütün mümin kardeşlerini düşünmek. Değerli kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbinden kendim için, sizin için ve bütün din kardeşlerim için iltica ediyorum ki Rabbim bizi bu sevdiği ve seçtiği kullar zümresine ilhak buyursun. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız ve de Hacı Veysade hocamız ve de diğer büyüklerimiz. Kur'an-ı Kerim'de alemlerin yüce Rabbinin estağfirullah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آية كريمة إشارة بيوردو نورا وبركة سرا وغزلية صاحب كشلردر ربي Allah'ın veli kulları öyle kişilerdir ki onlar için gelecekte korku yok. Geçmişleri için onlar mahzun da olmazlar. Peki nasıl insanlar onlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. <laughs> Kur'an-ı Kerim o muhteşem icazı ile o eşsiz ve benzersiz icazı ile meseleyi apaçık ifade ediveriyor. Onlar iman eden sonra da Allahu Zülcelal Hazretlerinden nasıl korkmaları gerekiyorsa öylece korkan kişilerdir. Ellezine <laughs> amenu iman etmişlerdir ve <laughs> kanu takva sahibidirler. Müttaki insanlardır onlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın takdirini, kelimatını Asla kimse tebdil ve tahir edemez. Asla değiştirme olmaz. İşte gerçek kazanç budur buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da. Nur, özür diliyorum Yunus suresinde değerli kardeşlerim. Evet Yunus suresinde. Efendim, Ladikli lâ Hacı Ahmet Efendi amcamızın hatırına toplanmış bulunuyoruz. Biz Osman hocamız gibi, babam gibi diğer büyüklerimiz gibi yıllarca hizmetinde bulunamadık. Ama şununla iftihar ediyorum, şununla gurur duyuyorum. Elini öpme şerefini Cenab-ı Hak Hazretleri bana lütfetti elhamdülillah. Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretlerinin, Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstadımız Hazretlerinin İstanbul'daki evlerinde bir kendilerini ziyaretimizde elini öpmüş duasını almıştım da babam bana aynen öyle söylemişti. Abdurrahman evladım eğer değerini bilirsen bu bir tek el öpme senin için dünyada da ahirette de kafidir. Değerini bilirsen, takdir edersen, adam olursan o el öpmeye, o eli tutmaya layık olursan. Çünkü çünkü mühim olan bizim halimiz, bizim yaşantımız, bizim davranışımız. Babamdan duyduğum, bir de Ramazan amcamızdan duyduğum birer hatırayı kısaca aktaracak. Geçen yıllarda da aktarmıştım ama her sene aktarmayı bir, bir görev, vazife o, ifa etmek olarak addediyorum. Sonra da sözü hoca kardeşime bırakacağım. O da konuşmasını rahat yapacak. Namazımızı biraz geciktireceğiz inşallah. Sabırsızlanmayacaksınız. Tekrar rica ediyorum. Babam diyor ki, bir arsa alalım da ev yaptıralım dedik. Çay başında Konya'mızın Çaybaşı Caddesi'nde bir arsa boştu. Oraya talip olduk. Büyükler istişaresiz iş yapmazlar. Büyüklüğün kemalinden ve şartındandır. Onlar da büyükleriyle istişare ederler. Hacı babamızı diyor, Hacı Ahmet ağamızı diyor hep ziyaret ederiz. Gidelim bir soralım dedik geldik la diye sohbet ettik elini öptük duasını aldık sonra da biz böyle bir arsaya talibiz Ahmet Ağa ne dersin hocam ben üstada büyüklere bir soruyum da size cevap göndereyim dedi diyor aradan birkaç gün geçti diyor cevap geldi Tahir hocaya selam söyleyin sabretsin o İmamı Ebu Yusuf'un Harun Reşit'le fıstıklı helva hikayesini bilir. O talip oldukları arsanın altı cife imiş dedi diyor. Gelen. Biz şaşırdık tabii diyor babam. Araştırdık ki meğer o arsa vakıfmış diyor vazgeçtik. Meğer o arsa vakıfmıştı. Sonra oraya kız Kur'an kursu yapıldı değerli kardeşim. Bu sene vefat etti. Ramazan amcamızı ziyaret etmiştik. 1958'den sonra diyor hep bazı hizmetlerini gördüm Hacı babamızın. 1958'de diyor veya daha evvel. Kendisine diyor bir oda yapılırken taş ihtiyaç olmuş. Benim de kamyonum vardı. Taş götürdüm. Baktım nur gibi bir insan. Elini öptüm. Duasını aldım. Ondan sonra bazı hizmetlerini gördüm. O beni sevdi. Ben zaten onu sevdim diyor. Bazı sırrına da bu arada vakıf oldum diyor. Bir ara diyor, bir ara Hacı babamız Hızır Aleyhisselam ile üstadı ile irtibatı kopardı. Birkaç gün görüşemediler. Ama diyor, Ladikli Hacı Ahmet ağamız deliye döndü diyor, deliye döndü. Mecnun gibi gezer oldu. Birkaç gün diyor irtibatı koparınca. Hatta diyor, ben diyor, evin damına çıkıp feryatla seslendiğini ve ağladığını gördüm. Aradan zaman geçti rahatladı diyor. Sordum kendisine Hacı Baba Üstad Hazretleri niye gelmemiş? Evladım dedi diyor geçenlerde yukarı mahalleden geliyordum. Geçenlerde yukarı mahalleden geliyordum. Yerde bir kibrit kutusu gördüm düz bir kibrit kutusu. Eğer doluysa alayım da boşa gitmesin diye aldım ki üzerinde diyor bir kız resmi varmış o gözüme takılı verdi. Kibrit kutusunun üzerinde bir kız resmi kız bir kızın baş açık resmi varmış diyor gözüme o takıldı. Üstad Hazretleri buyurmuşlar ki sen o resme baktığın için birkaç gündür gelmiyordum. biz televizyon seyretmeye devam edelim ondan sonra uçarız inşallah. Allah başta beni sonra bu konuda zaafı olan kardeşlerimi ve bütün ümmeti Muhammed'i lütfuyla ve merhametiyle ıslah etsin inşallah. Lütfuyla ve merhametiyle. Bir hatıra daha müsaadenizle anlatayım son olsun. Not aldığım şeyler var ama dediğim gibi fazla haddimi de aşmak da istemiyorum. Rahmetli olduğu bir amcamız vardı bizim de akrabamız yepyeni bir araba aldım diyor Volkswagen bir minibüs aldım diyor hemen hocama koşturdum diyor babamı kastediyor hocam bir araba aldım beraber ne olur binelim bir ladikli hacı Ahmet ağamıza ziyarete gidelim dedim diyor hay hay memnuniyetle bindik diyor Konya'dan geldik hacı babamızı ziyaret ettik elini öptük nur yüzünü gördük sohbetini dinledik dönerken arabanın başına baktık vardık ki diyor eyvah arabanın kapısı kilitli Anahtarı diyor bakıyorum sağıma soluma önce tabii kapıyı açacağım. Ceplerimi kontrol ediyorum. Anahtar yok. İçeriye mi düşürdüm odaya mı düşürdüm baktım odada da yok diyor. Efendim sonra camdan içeriye baktım ki eyvah cebimden anahtar düşmüş. 60'lı yılların arabalarını düşünün. Efendim ben de diyor dışarıdan görmeden cebime koydum zanlıyla kapıyı dışarıdan kilitlemişim basmışım. Arabayı da yeni aldık daha diyor ilk seferimiz bir günlük araba diyor. Ne yapsak düşünüyoruz arabanın etrafında böyle dolaşıyoruz. Kıyamıyorum da tabii arabaya diyor daha yeni almışım. Baktık filan hacı babamız bizim telaşımızı uzaktan gördü diyor yolun karşısındaydı. Yanıma gel, yanımıza geldi diyor hayırdır. Dedik ki hacı baba hacı Ahmet ağa arabanın içerisine anahtarı düşürmüşüz kapıda kilitli kaldı. Durun bakayım canım dedi diyor, şuradan çakısını çekti diyor, küçücük bir çakı çıkardı şöyle diyor, Tahir hocama verdi diyor am amcamız. Hocam da diyor, anahtarı taktı, verdi tık diye açıldı diyor. Ben dedim ki içimden diyor, eyvah yepyeni araba, bir dünyada para verdik, böyle küçücük bir çakıyla açılıyorsa eğer, bu arabada iş yok dedim ben diyor. Kalbim diyor, Konya'ya gelinceye kadar sıkıştı, daraldı diyor. Konya'ya geldim, mutfakta ne kadar bıçak varsa küçük, büyük hepsini getirdim. Hepsini denedim, mümkün değil diyor, kafa açılmıyor. Mümkün değil. Küçüğüyle deniyorum olmuyor, büyüğüyle deniyorum olmuyor. E ondan sonra rahatladım, gördüm ki diyor bu Hacı Babamızın kerametidir o günlerde bu civarda yaşayıp da biliyorsunuz Evliya Allah'dan bazısı kerametini izhar ile mezundur. Yani izin verilmiştir kendisine. Kerametlerini gösterir. Efendim sizleri bilmiyorum ama ben gözümle gördüm keramet gösterenlerin nasıl gösterdiklerini. Cenab-ı Hak onları Allah için seviyoruz. Onları Allah için seviyoruz. Dünyada da onlarla beraber kılsın ahirette de onlarla beraber eylesin. Resulullah'ın komşuluğunda hep onlarla beraber olalım. Allah'ın cemalini onlarla beraber görelim inşallah. Onlar büyük insanlar, onlar seçilmiş insanlar, onlar özel insanlar, onlar ısmarlama insanlar babamın tabiridir bu. Rabbim bizleri onların yolunda kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hacı babamızın, Ladikli Hacı Amedamızın ruhu ve ruhaniyeti hem ruhu diyorum hem de ruhaniyeti diyorum daima üzerimizde ve üzerinizde olsun Cenab-ı Hak Hazretleri cümlenizden razı olsun alemlerin yüce Rabbine Allah'a emanet olun efendim.